Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün güzel ilimiz Kilis'teyiz. Tabii Gaziantep'e çok yakın ama kendi özellikleri var, kendi güzellikleri var. O güzelliklerden bir tanesi de Kilis'in Kuyumcular Odası Başkanı Sayın Zafer Bilik Başkanımız ve yine başkanımızın oğlu Sait Bey de yine yayınımızda olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Kilis'e geldik, sizi ziyarete geldik. Çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğiniz için. Başkanım, özellikle yaz dönemini yavaş yavaş bitiriyoruz. Onu sormak istiyorum. Nasıl bir yaz dönemi geçti Kilis'te esnaflarımız için? Şimdi özellikle hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hürmet, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi bir yaz dönemi geçirdik. Hemen hemen sonlarına geldik. Bizim beklentilerimizin altında bir dönem geçirdik. Biz daha güzel, daha böyle hareketli, daha bereketli bir dönem istiyorduk ama maalesef olmadı. Bir, yani bizim dükkanımıza veya evimize gelen düğün davetiyelerinden de altında ne yazıyor? Düğünümüz takısızdır yazıyor. Biz zaten son zamanlarda bu düğünlere bağlamışız. Mahsul para etmiyor. Bazı ürünler para etmiyor. Besicilik öyle. Zaten Kilis dar bir köşeye sıkışmış. Bereket versin. Şükürler olsun. Biz kendi yağımızda kavruluyoruz ama kuyumcu olarak da tek istediğimiz böyle sezonda düğünlerde takılan takılardan işte gidişi olur, geri dönüşü olur. Maalesef takısız düğünlere rast geldik. Almancı da geliyor, para harcayamıyor. Onlar da para harcamıyor. Maalesef sönük bir son 10 yılın en kötü bir yazını geçirdik efendim. Başkanım, o gerçekten ilginç şimdi. Takısız düğün mü yapılıyor şu an? Evet, evet. Düğün davetiyelerinin %90'ı takısız yazılı altında. Ama bu tabii bizim geleneğimizde takı olayı var, hediyeleşme kesinlikle olayı var. Zaten biz, yani bu hediyeleşmedir. Bunun karşılık beklenmeden götürülen bir takıdır. Bu defa takısız diye yazılıyor. Biz de bir şey götüremiyoruz. Halk da bir şey götüremiyor. Yani bir yardımımız olsun diyoruz. Maalesef onu da yapamıyoruz. Gurbetçiler yönünden nasıl geçti başkanım? Gurbetçiler yani geldiler. Geldiler. Artık geldiklerinde bundan önce ev alıyorlardı, arsa alıyorlardı, yatırımlarını yapıp dövizlerini altına çevirip altın olarak alıp götürüyorlardı. Maalesef Almancılara bakıyoruz, hiçbir şey, onlar da bir şey almadılar, onlar da bir şey harcamıyorlar. Yani istediğimizi tutturamadık efendim. Başkanım, şimdi bu yaz aylarında bir de böyle bir hareketlilik yaşandı sektörle ilgili, biliyorsunuz mali denetimler oldu. Özellikle farklı illerde. Tabii bir İstanbul'da bazı şehirlerde denetim olan noktalarda kuyumcu esnaflarımıza bir tedirginliğe yol açtı bu. Devam edecek mi, etmeyecek mi? Siz neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Nasıl şimdi gördünüz, nasıl izlenim edindiniz bu denetimlerle ilgili? Şimdi zaten devletin asli görevidir esnafı kontrol etmek. Maliyenin kendi asli görevidir. Muhakkak ki olacak. Biz bunlara asla karşı değiliz. Biz de Kilis Kuyumcular Odası olarak zaten hazırız. Bütün faturalarımızı tutturuyoruz. Alışlarımızı, satışlarımızı tutturuyoruz. Yani bizim için bir olayda olumsuz bir şey görmedik biz. Zaten hazırız. Her zaman defterlerimiz, vitrinlerimiz, çarşımız denetlenmeye hazır. Bence ben yadırgamıyorum. Olması gereken, herkes asli görevini yapıyor. Biz de vatandaşlık görevini yapıp hazırız. Yani denetime de hazırız. Her türlü şeye açığız yani, eleştiriye de açığız yani. Başkanım, şimdi tabii düğünler dedik, yine ben oraya döneceğim. Çünkü kilise özgü takılar var mı? Neler var? Burada daha çok kilisede düğünlerde hangi takılar daha çok doğrudur, tercih edilir? Kemer genelde takılıyor. Her gelinin bir kemeri. Eskiden hatırlar mısınız, unutulmuş bir reklam. Her genç kızın rüyası zeytin adı dikiş makinası değil. 30-40 yıl önce. Burada da her gelinin kemer ister yani. Kemer de takılıyor yani. Takmayan her ne kadar takısız diyorsak da aileler, anneler, babalar, yakın birinci derecede amcalar, dayılar kemerini takıyor. Kilise özgü bizim hasır işçiliğimiz var. Kilise özgü telkar işçiliğimiz var. Kilise özgü zaten kemeri biz burada kendimiz yapıyoruz. Bizim özellikle zincirlerimiz, pullu zincirlerimiz kiliste yapılıyor. Biz kiliste atölyecilik konusunda da çok iyiyiz. Yakın illere bizim bileziklerimiz, ürünlerimiz gidiyor. Önceden bundan 15-20 yıl önce burada ayar evimiz dahi yoktu. Biz şu anda kendi odamızın ayar evi var. Yaklaşık 70 tane atölyemiz var. TSE'ye çalışıyor bunların hepsi.
civar illerinde altınlarını, vitrinlerini bir süslüyoruz efendim. Hı hı. Başkanım, hem onu sorayım, atölye sayısı ne kadar, hem de şu an Kuyumcular Çarşısı'ndayız, Kilis Kuyumcular Çarşısı'nda. Burada ne kadar esnafınız var, onu da sorayım. Efendim, benim şu anda 156 tane kayıtlı üyem var. Bunun 25-30 tanesi vitrinci esnafımız. 30-40 tane de atölyeci, tam kesin söyleyemiyorum. Çünkü her gün bazıları kapanıyor, bazıları açılıyor. Geri kalanı da zaten mesleğimize yakın dövizciler, saatçiler bende. Atölyelerimizin tamamı TSE'ye çalışıyor. Tamamı raporlu çalışıyoruz ve birinci sınıf işçilikle çalışıyoruz. Yani biz Maraş'tan sonra bölgenin ikincisiyiz. Bunu kesinlikle söylüyorum. Üretim alanında. Üretim alanında Maraş'tan sonra ikinciyiz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Kendi şahsım ve esnafım adına herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Müsaadenizle Sait Bey'e de yine birkaç sorum olsun. Efendim, siz de Zafer başkanımızla birlikte tabii evet. Çalışıyorsunuz. Tabii, oğluyum. Oğlusunuz, birlikte çalışıyoruz. Aynı evet. Zamanda oğlusunuz. Efendim, şimdi nasıldır Kilis'te, özellikle yaz dönemi nasıl geçti? Siz de gözlemliyorsunuz Kilis'teki ve diğer tabii bütün illerde benzer bir tablo var. Bu yaz biraz sakinlik var anladığım kadarıyla. Çok sakin geçti. Bayağı bir sakin geçti. Biz bu kadar sakin olacağına inanmıyorduk. Ama maalesef biraz durağanlık var. Yalnız bu bir tek bizim Kilis'e özgü değil. Dışarı illerde de baktığımız zaman onlar da biraz durgunluk yaşıyorlar. Hı hı. Ama tabii açılması ümidindeyiz. Yani bu şekilde gidemez. Açılması ümidindeyiz. Daha çok yaz döneminde sarrafiye mi satıldı, takımı satıldı, neler satıldı özellikle? Sarrafiye satıldı. Uruptur, yarım, ziynet altınlarımız daha çok satıldı. Yani vatandaş işçilik vermekten kaçınıyor, artık işçiliksiz ürünlere döndü. Hı hı. Ve bu da tabii ki yani ziynet altınlarımıza daha çok yöneldik. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür ederim.